Arkadaşlar, şu an çalışacağımız resim Kaplumbağa Terbiyecisi Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi resmi çalışacağız. 1906-1907'lerde çalışmış olduğu bu eserin farklı iki şeklini çalışmış Osman Hamdi Bey. Biz bu resmi 3 boyutlu kağıt rölyef tablo haline getireceğiz. Çalışmamızın sonunda resmimizin en son bitmiş ve çerçevelenmiş hali bu şekilde olacak. Bizim resme başlarken yapmamız gereken ilk şey resmin tek hali, ana resmi, kağıt altta kalacak şekilde ana resminin kenarlarındaki beyazlıkları almadan bir tane mutlaka ana resmimiz olacak. Şimdi bu ana resmi yanımızda bekletiyoruz. Arkasından bunun ikinci, üçüncü, dördüncü ve daha sonraki aşamalarda kenarlarını, beyaz kısımlarını resimde görünmemesi açısından kesiyoruz. Keserken kenarlara taşmamaya, beyaz kısmını almamaya dikkat ediyoruz. Bu beyaz kısmı sadece alttaki taban resmimizde almıyoruz. Onun dışında bütün resimlerde bu beyaz kısımları çıkarıyoruz. Ana resimdeki beyaz kısım zaten çerçevenin içinde kalıp resimde görünmeyecek. Resimde yapacağımız ilk aşama beyaz kısımlarını temizlemek. Evet. Resmin ikinci katında yapmamız gereken şey şu an resme perspektif verebilmek için en derinde, en uzakta gördüğümüz noktayı çıkartmak. Bu nokta şu gördüğünüz, resme uzaktan baktığımızda en uzakta görülen pencerenin iç kısımlarını şimdi boşaltacağız. Şimdi kretuarımızı tutarken mümkün mertebe dik tutmaya çalışıyoruz. Çok fazla bastırdığımız zaman kretuarın uç kısmını kırabiliriz. Ama bastırmadan da kesemeyiz. Bu oranı elinizde siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Mümkün mertebe dik tutuyoruz. Kendimizi de çok kasmadan, sıkmadan. Resmin en derinde gördüğümüz noktasını, yani pencerelerin içini boşaltıyoruz. Resmi keserken altında kesme tablomuzun olduğunu görüyorsunuz. Şimdi resmin en derininde boşalttığımız yeri boşalttıktan sonra yapmamız gereken şey resmi kalemlemek. Kalemlemek ne demek? Resmin kenarında görülen beyazlıkları yok etmek demek. Bunu yapmak için de altta bir kağıt parçasına ihtiyacımız olacak. Bu beyaz kısmın gördüğünüz gibi iç kısımlarını kalemleyerek resimdeki beyaz görünmesini engellemek. Resimde çirkin bir görüntü olmayacak. Buralar beyaz görünerek. Bundan sonra top ütü, yani ütüleme faslına geçeceğiz. Top ütü en büyük, en küçük. Bunun da farklı çeşitleri var. Küçük yerleri küçük uçlarıyla, büyük yerleri büyük kısmıyla yapacağız. Resmin arkasını döndürerek ütüleme işlemine başlıyoruz.
resmi baştan aşağı ütüleyeceğiz. Bu ütüleme dediğimiz teknik mümkün mertebe tek yönlü olacak. Yani bir o tarafa bir bu tarafa değil, mümkün mertebe tek hizada. Bu resmin ön yüzünü hem parlatıyor hem de resmi kabartma sağlıyor. İkinci aşamada top ütüsünü kullanıyoruz. Top ütüsünü yaparken resmi kağıdı hafif ezmek ve resme kabartma vermek için resmin tek taraflı ütüsünü yapıyoruz ve bu ütü işlemini bundan sonraki resimlerde de kullanacağız. Ütüleme işlemimiz bittikten sonra işin fotoblok kısmına geçeceğiz. Fotoblok nedir? Resimlerin arasına yapıştıracağız. Biraz sonra göstereceğim malzemesini ve kullanacağımız, yapacağımız şekli. Aralarına boyut vererek şu tabloda gördüğünüz şekilde tabloya kat vermek amacıyla, perspektif ve derinlik vermek amacıyla bu fotoblokları kullanıyoruz. Aralarda hafif gördüğünüz beyazlıkları yandan anlayabilirsiniz. Şimdi fotobloğu yaptığım zaman daha iyi anlayacaksınız.